Efendim Doğru Tercih başlıyor. Hoş geldiniz. Gününüz güzel geçsin, mutlu geçsin. İnşallah güzel bir gün olsun ülkemiz için. Evet, ek yerleştirme dün başladı. Ayın 20'sinde başladı. Pazartesi günü, Perşembe günü ayın 23'ünde sona erecek. Şimdi kayıtlar ne zaman? 4-7 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Peki kontenjan ne kadar? Önce onu söyleyeyim ama sene başından itibaren, yani sene başı derken sınavdan itibaren şunu söyledik. Bu sene çok boşluğun kalacağını söyledik. Bunu vurguladık. Ön lisansta 130 bin boşluk kaldı. Lisansta 135 bin boşluk kaldı. Toplamda 265 bin. Peki geçtiğimiz yıl ne kadardı? 102 bindi. Yani ön lisans artı lisans 102 bindi. Geçtiğimiz yılın neredeyse 3 katına yakın boş kontenjan kaldı. Peki bu neden kaldı? Tek bir nedeni var. Baştan itibaren söyledik. Sınav çok zor yapıldı ve uygulamalar yanlış yapıldı. Onun neticesini, ceremesini şimdi ülke olarak, yüksek öğretim olarak, üniversiteler ve öğrenciler olarak sizler hep beraber külliyen çekiyoruz. Peki bu 135 bin lisanstaki dağılım nasıl? Aslan payı devlete ait. 103 bin devlette boş kontenjan. Vakıflarda ne kadar? 26 bin. 26.200'e yakın vakıflardaki boşluk. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de 5 bin. Ön lisansta buna çok yakın. Zaten aralarında bir 5 binlik bir fark var. O da aşağı yukarı aynı. Son olarak şunu da söyleyeyim. Puan türlerine göre boş kontenjan dağılımı nasıl lisansta? Sayısalda, yani mühendislik ve sağlık bilimleri toplamda 34 bin boşluk var. Eşit ağırlıkta da tam bunun iki katı kadar boşluk var. Yani 70 bin, işte iktisatı, işletmesi, uluslararası ilişkileri, sözel 28 bin ve dilde de 2700, yaklaşık 3 binlik boşluk var. Şimdi bunları konuşacağız. Bu şeyin ek yerleştirme sürecinin olumlu değerlendirilmesini konuşacağız. Niye olumlu dedim? Çünkü yani ÖSYM'nin yükünün sağa solu pek belli olmuyor. Seneye ne olacak? O da belli değil. Yani sınavın zorluğu devam mı edecek? Sağa solu belli olmuyor derken bunu kastettim esasında. Sınav gittikçe zorlaşıyor. Yani iş çığırından çıkmış durumda. Hani seneye de bu zorluk olduğu takdirde ve öğrenci sayısı gittikçe artıyor. Şimdi bu seneden seneye devredenler de artıyorlar. Dolayısıyla sınav gene zor olduğu takdirde hani seneye ne olacak? Bunları konuşacağız. İşte değerlendirilmesi lazım ek yerleştirmenin. Değerli konuğumuz Ankara'dan Lokman Hekim Üniversitemizin çok değerli rektörü, takdir ettiğim kişiliğini çok örnek aldığım Profesör Doktor Sayın Bülent Gümüşel hocamız bizlerle birlikte. Şeref verdiniz. Şeref aldım Sadık Hocam. Ben de hep buraya geldiğim zaman büyük keyif alıyorum. Sağ olun var. Ben üniversite olarak size çok güveniyorum. Şahsınıza, kişiliğinize çok güveniyorum. Benim için örnek bir üniversite ve örnek bir olmaya çalışıyoruz. Estağfurullah. Tavsiyeleriniz neler olacak? Estağfurullah. Şimdi biraz önce işaret ettiğiniz noktalar çok önemli. Yani artık üniversitelerin şapkalarını önüne alıp değerlendirme zamanı. Çünkü sınavın zor veya kolay olması tabii ki çok önemli. Ama öğrenciler de artık şuna bakıyor. Ben üniversiteden mezun olduktan sonra nasıl iş bulacağım? Dert artık bu noktaya doğru gidiyor. Daha hızlı bir şekilde meslek hayatına nasıl atılabileceğim noktasına. Dolayısıyla da artık bu kadar üniversitelerin açılması ve bu kadar fazla miktarda kontenjanlardan çok öğrencilerin hedeflediği alanlarda ama tabii ki onda da belli bir seviyeyi aşmadan üniversitelerin ön lisans, lisans programlarında gerekli açılımları yapması gerektiği dönemlere geliyoruz. Dediğinize katılıyorum. 2 senedir YKS sınavlarında ciddi anlamda öğrencilerimiz sıkıntı çekti. Çünkü pek çoğu okullara gidemediler, liselerine gidemediler. Sadece online olarak üniversite sınavlarına hazırlandılar. Ama bir de bu tarafından bakmanızı istiyorum. Bu kadar fazla miktarda ve mezun olduktan sonra iş bulamama ile ilgili sıkıntı olan meslekleri öğrenciler artık çok daha fazla tercih etmemeye başladı. Bu olay gelecek yıllarda daha fazla da olacağını bana hissettiriyor. Şimdi bizim taraftan yani Lokman Hekim Üniversitesi tarafından baktığımız zaman biz esasında kuruluşumuzdan itibaren Sadık Hocam tek bir noktayı hedefledik. Dedik ki
Sağlık, sağlık, sağlık. Çünkü üniversitenin kuruluşunun temellerinde sağlık bir yapı, tematik bir yapı 25, vardı. 25-30 yıllık bir geçmiş. Lokman Hekim Sağlık Grubu vardı. Evet. Onun gücüyle birlikte hareketlenen bir üniversite olduk. Ve sağlıkla sporu birleştirerek de sağlık bilimleriyle ilgili fakülteler artı spor bilimleri fakültesini oluşturduk ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu. Tabii bu noktada baktığınız zaman işinizi en iyi yapmak, en iyi yapmaya çalışmak bizim gibi akademisyenlerin felsefesi olması lazım. Nerede olursanız olun işinizi iyi yapacaksınız. İşte Lokman Hekim Üniversitesi'nin temelinde de akademisyenlerimizin gücünde de işte bu işini en iyi yapan akademisyenlerimizin üniversitede konuşlanması oldu. Çok iyi. Aynı zamanda gerek altyapımız, gerek üniversite hastanelerimizle birlikte işte Lokman Hekim Üniversitesi bu 4 yıl içerisinde hakikaten hedeflediğimiz daha değil ama hedeflediğimizde noktalara doğru giden bir üniversite oldu. Bu noktada da çok şükür Lokman Hekim Üniversitesi ilk dönemde yani ilk yerleştirme döneminde yaklaşık olarak %90 dolulukla üniversitemizi doldurdu. Bundan çok büyük gurur duyuyoruz bizi tercih eden öğrencilerimiz adına. Bu ek yerleştirmede birkaç tane programımızda, bölümümüzde çok kısıtlı bir kontenjanımız oldu. İnşallah bu dönemde de yine onlar da biraz önce işaret ettiğim noktalarda geleceğe olan meslekler olduğundan dolayı bu ek yerleştirme. Örneğin? Örneğin fizyoterapi rehabilitasyon bölümümüzde, örneğin odyoloji bölümümüzde ve ergoterapi bölümümüzde. Özellikle de biz odyoloji ve ergoterapi bu dönem açmıştık. Belki bizim bu noktada öğrencilerimize kendimizi tam anlatamamadığımızdan noktada buralarda... Şimdi şu var değerli rektörüm, mesela işletme diyoruz. Neyin işletmesi? Bu genel bir işletme. Girdiğin iş yeri neye yönelikse, alanı neyse ona yönelik bir işletme olacak. Çok doğru. Mesela odyoloji dediğimiz zaman bir uzmanlık alanı. Kesinlikle. Yani bir nokta atışı. Evet. Yapacağı iş daha baştan belli. Mesela işletmede de daha sonra mesela branşlaşmalar oldu. Ama geneli işletme diyoruz. Evet. Mesela ergoterapi dediğimizde. İşte bu da bir nokta atışı. Esasında hani bu alanda birisi gerekiyorsa o eğitimi almış kişi. Çünkü artık zaman kaybına bizim şeyimiz yok. Mezun olduktan sonra iş ortamına bir anda çıkması. Adapte olması gerekiyor. Hocam. Evet. Bizim de hedeflediğimiz noktalardan bir tanesi o. Ergoterapiyi bitirsin, hemen sahaya çıksın ve gerekli işlemleri yapsın. Ha bu arada da ergoterapi yaparsan ki Lokman Hekim Üniversitesi'ne biz bu sene şöyle bir şey de yaptık. Ergoterapi ile birlikte mesela FTR'de çift anadal yaptık. Şimdi onu diyecektim. Evet kesinlikle. Veya efendim odyolojiyi tercih ediyorsan da dil ve konuşma terapisinde çift anadal yaptırdık kesinlikle. Ki iki noktadan üniversiteyi bir şekilde bitirerek daha fazla miktarda şansla ortama çıksın. Bir de yüksek lisansla bunları destekleyecek başka bir dalı daha eklediğin zaman bir girip üç çıkmış olacaksın. Evet. Evet Sadık Hocam, zaten üniversitelerin bence temellerinden bir tanesi sadece lisans değil, lisans üstü eğitimde de güçlü olması gerekiyor. Mesela kesinlikle. Lokman Hekim Üniversitesi'nin bugün 30 tane yüksek lisans ve doktora programı ile birlikte de bu alanda olması sizin işaret ettiğiniz noktalara götürüyor. Tabii sadece sağlık bilimlerinde değil, bizim ana hedeflerimizden bir tanesi sağlığın vazgeçilmezi sporda da güçlü olmak Lokman Hekim Üniversitesi. Çünkü sağlığınızın temel koruyucusu spor. Sporda da bizim 3 tane noktamız var esasında bölümümüz. Bunlardan bir tanesi antrenörlük ama diğer ikisine çok daha fazla önem veriyoruz. Spor yöneticiliği. Bugün Türkiye'de hakikaten bakıyoruz. Eksik yönlerimizden bir tanesi. Görüyoruz ve gerçekten spor yöneticiliği eksiklerimiz var. Tamamlayamıyoruz. Kervan yoldayken öğreniyor. Evet. Halbuki ona da tahammül yok. Buranın yeri üniversite. Bu kervanın yolu esasında üniversiteden geçmesi gerekiyor. Keza aynı şekilde rekreasyon. Özellikle terapötik rekreasyon alanındaki bizim alanımız. Sağlık olduğundan dolayı mesela terapötik rekreasyon bu Türkiye'de eksikler noktalardan bir tanesi. Biz dedik ki spor yönetici ve rekreasyon bölümlerimiz olsun. Aynı zamanda bunlara gelen arkadaşlarımız da antrenörlükte de çift anadal yapsın istedik. Kesinlikle. Dolayısıyla bu yapıyı da Lokman Hekim Üniversitesi mesela fizik kurdu. Tedavi ve rehabilitasyon doğduğumuz andan ölene kadar ki süreçte ister sağlıklı ister bir travma neticesinde her zaman ihtiyacımız olan bir bölüm. Çok doğru. Hepimiz sağlıklı kalmayacağız. Kalmadığımız zaman da ilk ihtiyacımız olan FTR olacak, ergoterapi olacak veya odyoloji ile ilgili konular kesinlikle. Olacak. Dolayısıyla da bu noktalarda Türkiye'nin gelecekte yetişmiş insan gücüne çok daha fazla ihtiyacı var. Yaşlanıyoruz. Ama burada şu hatayı yapıyoruz. Şimdi fizik tedavi rehabilitasyon bu sene boş kaldı. Neden?
Çünkü o kadar çok talep oldu ki, ha demek ki biz bu bölümü açarsak biz de öğrenci alırız. Ver kontenjanı, al kontenjanı. Ondan sonra da iyi olan üniversitelerde bu bölümler boş kalmaya başladı. Çok doğru. Artı şunu ben hep söylüyorum. Biz sürekli olarak gücümüzü hep devlete doğru sırtımızı dayıyoruz. Ben buradan öğrenci arkadaşlarımıza şunu özellikle söylemek istiyorum. Devlette bir pozisyon aramaktansa kendi FTR, kendi odyoloji, kendi ergoterapi ile ilgili geleceğine doğru yatırım yapmak, kendi merkezlerini açmak noktasında bugün pek çok öğrenci bunu yaptığı takdirde esasında geleceğini kendisi şekillendirecek. Doğru. Tekrar söylüyorum, devlete kendisini yaslamaktan çok kendi özel işletmeleri üzerinden bunları yaratmak gerekiyor. Biz özellikle şunu da Sadık Hocam mesela bizi tercih edenlere söylüyoruz. Buradaki temel şey dediğiniz gibi FTR açabilirsiniz. Ama bunların bir de pratik yapması, uygulama yerleri var. Tabii. Mesela Lokman Hekim Üniversitesi'nin en önemli farklılıkları pek çok üniversitenin kendisine ait bir üniversite hastanesinin olması. Ve diyorum ya bu pandemi döneminde bile bizi diğer üniversitelerden en önemli ayıran nokta biz kendi öğrencilerimizin tüm stajlarını yaptırarak mezun edebilme fırsatı yarattık. Şimdi ne oluyor hocam? Eğitim benden, hastane hizmetleri başka bir hastane. Bu çok yanlış. Şimdi öteki hastane önceliği kendi işlerine veriyor. Kesinlikle. Senin öğrencilerin bir dursun bakalım. Olmuyor işte. YÖK'ün aldığı kararlardan en doğrularından bir tanesi eğer siz bir tıp fakülteniz varsa kendi üniversite hastanenizin olması gerekiyor. Ben bu bazda da YÖK'ü aldığı karardan dolayı da takdirle burada anmakta isterim. Bir de arz ettiğiniz bu bütün bölümlerin şeyi yok. Yani yerel bölgesel meslekler değil bunlar. Yani senin bir de dilin varsa istediğin yerde faaliyet gösterebilirsin. Çok doğru. Artık bunlar mesela odyolojiden bahsediyorsunuz, optisyenlik artık bunlar üniversitede fakülte pozisyonuna yurt dışında gelmiş meslekler dediğinize katılıyorum. Ama bizde tabii şu anda sağlık bilimleri fakültesi altında bunların konumlandırılması şu anda doğru bir yaklaşım. Çünkü yeterince palazlanmış durumda değiller. Çünkü yeterince bu meslekte akademisyenler yok. Ama en önemli şeyleri bu sizin de işaret ettiğiniz gibi gerek Türkiye'de gerekse dünyada bu mesleklerin önlerinin oldukça açık olması. Kesinlikle. Mesela fizik tedavi rehabilitasyon ya da spor yöneticiliği lisansını burada oku. Yabancı dinle koy. Doğru. Bunların uzmanlık alanları en iyi bildiğim kadarıyla en iyi ülkelerden bir tanesi Almanya. Doğru. Git stajını orada yap. Sadık Hocam zaten bir üniversite bunları yaptırmak zorunda. Mesela Lokman Hekim Üniversitesi'nin en önemli avantajlarından bir tanesi biz Türkçe programlarımızda hazırlık okutmadan hazırlık eğitimini lisans eğitimine yedirmiş durumdayız. Ve geçenlerde bizi meslek yüksekokulumuzdan öğrencilerim beni ziyaret etti. Hocam dedi biz Almanya'ya gidiyoruz. Ne yapıyorsunuz Almanya'ya? Almancalarını öğrenmişler. Şu anda meslek yüksekokulunun o programlarını uygulamak için Almanya'ya gidiyor. Dediğiniz, işaret ettiğiniz nokta bunlar üniversal meslekler. Tamam. Mesleğinizin üzerine dilinizi koyduğunuz zaman ki Lokman Hekim Üniversitesi mesela bunları öğrencilere hitap ediyor. O zaman istediğiniz dünyanın herhangi bir tarafında ekmeğinizi kazanırsınız. Hiç fark etmez. Stajını Almanya'da yap, git çalışmanı Amerika'da yap. Erasmus'la birlikte gelirsiniz üniversitede, istediğiniz yerde stajınızı yaparsınız. Zaten hastanelerinizde mesela Lokman Hekim Üniversitesi bu bazda öğrencilerine der ki stajınız garantidir der. Hiçbir üniversitenin yapamadığı şey. Çünkü kendi üniversite ve kendi hastanelerinde pek çok kişi staj yeri ararken biz kendi öğrencilerimize stajı bu olanaklar dururken, şu imkanlar dururken ve gittikçe de sınav zorlaşırken, ne olacağı da belli değilken ve ekonomik şartlar gittikçe ağırlaşırken, yani senin ertelemen sadece sınavı veya akademik şeyi ertelemek değil, sen maddiyatı da külfetli bir hale getiriyor. Zaten ekonomi sıkışık, dünyada sıkışık. Senin böyle bir lüksün de yok yani bireysel olarak. Doğru. Bir an önce senin üretime katılman lazım. Doğru. Bir an önce senin ayaklarının üstüne basman lazım. Onun için şu olanakları, şu fırsatları değerlendirmek gerekiyor. Sadık Hocam doğru. Çünkü bunlar bu meslekler biraz önce söylediğimiz FTR olsun, odyoloji, ergoterapi, spor yönetici, rekreasyon olsun. Bunlar hiçbir zaman boşta kalmayacak meslek grupları. Kesinlikle. Gireceksiniz, kendinize üniversiteniz şekillendirmesine müsaade edeceksiniz ve çıktıktan sonra da meslek bir şey daha var. Yapay zekanın yapamayacağı meslekler çok bunlar. Çok doğru. Asla hayır. Bunların yaklaşamadığı noktalar şimdilik. Kesinlikle. Dediğiniz doğru. Diğer şeylere rahatlıkla girebilir de bu alanlara
Doğru. Zor çünkü gözüküyor. Yani. İnsana ihtiyaç var. İnsana ihtiyaç. İyi yetişmiş insana ihtiyaç. Kesinlikle katılıyorum. Doğru. Öyle, çok mi? Katılıyorum. Evet. Evet, son olarak tavsiyeniz ne olacak? Sonra kapatalım. İşaret ettiğiniz noktalarda biz Lokman Hekim Üniversitesi olarak, sağlık tematik bir üniversite olarak bu ek kontenjanda çok kısıtlı olsa da öğrencilerimizi üniversitemize bekliyoruz. Bunu beklerken esasında onlara şunu da vaat ediyoruz. Eğer üniversitemizdeki bu bölümleri seçip de mezun oldukları takdirde ilk üçte mezun olursa bizim Lokman Hekim Üniversite hastanelerinde ne kadar güzel. Yine onlara bir iş imkanı vererek onları üniversitemize davet ediyoruz. Bu da çalışmayla alakalı. Evet. Bir gayret. Hep onu hedefledik diyorum ya, bizi vakıf olarak farklılandıran yapı o. Çalışın ve bunun karşılığını alın. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Şeref aldım. Sağ olun Sadık Hocam. Lokman Hekim Üniversitesi kesinlikle, naçizane söylüyorum tabii ki, üniversite bizden büyüktür. Her zaman büyüktür. Çok iyi bir üniversite. Gidin okuyun. Şu sözünü ettiğimiz sınırlı sayıdaki boş kalan kontenjanlara bu bölümler gerçekten geçerli bölümlerdir. Okuduğunuzda asla pişman olmazsınız. Sonra teşekkür etmeniz bizim için yeterlidir. Çok evet, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar birlikte olmak ümidiyle. Esen kalın efendim.